Arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Bugün gene ormanda avlus oynuyoruz. Neden video geç geç yaptım derseniz, ezan okunuyordu. Ezan varken hani giriş yapmak istemedim. Şimdi giriş yapıyorum gençler. Hepinize selamun aleyküm. İlk kanı aldım kanka, aşağıdan ilk kanı ben aldım. Şeyi change'i kestim. Olaylar dönüyordu. Gittim vurdum kafasına bir kere, tek yedi yani. Rahat olun. Bugün 7777. maçıma hepiniz hoş geldiniz gençler. Nana'nın kafasına değil, Change'in kafasına vurmaya gideceğim çünkü Nana'nın pasifi var derken bir vuruyorum, bir daha vuruyorum, bir daha vuruyorum. Ölmüyor, tek yemiyor şu an, daha var yani tek yemesini. Bu sefer bizim takım biraz organize gidiyor. Sevindim buna, tilt olmayacağım. Bu arada şey çekti beni. Kankam nerede? Alfa kankam çekti. Evet, aldık onu. Ukraynalı galiba. Geçen bizim TR serverinde ne iş arıyorsa orada denk geldi. Orada ekledim. Şimdi o beni davet edince Avrupa'ya attı galiba. Aynen. Değişik bir serverdayız. MS var az. Allos rotate. O ne demek lan? Rotasyon maddi. Kardeşim geleceğim, az bekle ya. Sur in 6, 6'da sur verin mi diyor. Herhalde öyle bir şey diyor ya. Neyse, vur kafasına, vur kuleye, aç 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 gel. Bu arada yeni bir tane build buldum gençler. Abi kemer kas, abi tank kas full. Gerçekten yine vuruyor diyordunuz. Gerçekten de vuruyormuş yani. Bir tane build buldum gençler. Yani ben kendim hazırladım ama gerçekten de çok güzel vuruyor yani. Çok güzel slow mulow var. Efsane yani build. Güzel, onu aldık. Şu şeyi alalım. Build gerçekten çok efsane build. Göstereyim, her ligde oynayın abi. Ölmüyor da tek de atıyor yani. Bu kemerim var ya, pasifi çok aşırı iyiymiş ya. Gerçekten gençler, full tank katsanız bile gerçekten vuruyor yani. Hem işlerinde var ya, fink atıyorsunuz, fink yani. Ben bir maçlara giriyorum, adamlar full bana fokus ama hiç ölmüyorum yani, ayaktayım. Hele bir maç vardı yani, adamlar 4 tane AD'ydi abi. Dört tane AD hasarlardı. Abi yarım saat stun yedim, ölmedim ya. Gerçekten ölmedim ben oradan. İşte bu kemerin şeyi abi, kemerin hikmeti, ölecektim işte. Kemer sayesinde kurtulduk oradan. Bir de zırh kastım ya, vuramadı çocuk. Şey, zırh potum da var. Bu şekilde gençler. Yalnız bu el kemerden sonra bu olmaz. Yanlış kasmışız da. Bu el büyü direnci kasmamız lazım ya. Arkasına ayaz kasıyordum ama şu an kaplumbağa da olmam lazım gençler. Yanlış yerdeyim. Bizim alfa ölmeden alfayı kurtarabilecek miyim? Kurtardım. Yanlış yerdeydim, özür dilerim. Gördüm ama gidemedim, yapabileceğim bir şey yok. Konuşurken oyuna fokus atamıyorum. Alışamadım daha, alışmam lazım. Benden başka youtuberlar gibi şey beklemeyin. Daha ben bir aylık youtuberim. Onun için benden öyle şeyler beklemeyin yani. Zamanla alıştıkça hem harita kontrolüm hem şeyim şey olur yani. Ses de kasamıyorum. O şekilde arkadaşlar. Bakayım ses nasıl? Ses güzel ya. Şu yukarıdaki çocuğa bir kez gitmem lazım. Change'e gideceğim. Zaten vurduğum gibi ölür, döner bir de şeye vurarım. Düşman katledildi. Seri katil. Saldır. Buradan devam abi. Şey var da, Akai falan ölmüş zaten. Kimse yok burada zaten şu an. Akai var diyecektim. Akai'nin öldüğünü bile görmemişim ya. Neyse devam abi buradan. Layla izliyor. Layla kardeşime bir destek vereyim. Yoksa küfür yiyeceğiz şimdi. Lan sen neden gelmiyorsun bana diye başlayacak. Adamlar 3 kere geldi, sen bir kere gelmedin abi.
Al geldim kardeşim sana da. Öyle oluyor. Şimdi ormanda şimdi mesela takla on oldu lan daha yok genk atmadın lan. Öyle diyor. Adamlar 15 kez geldi sen bir kere gelmedin lan. Niyeymiş kardeşim yani gelmek şart mı yani? Bana da gelmiyorlar ben lane oynarken ama ben bir şey demiyorum yani. Yani biraz söyleniyor olabilirim ama şimdi şöyle bir şey var. Adam mesela gelmiyorsa alt tarafı ilerletmesi lazım, tamam mı? Alt taraftaki adamın oynaması lazım. Yani bana gelmiyorsa bu adamın alt taraftaki adama gitmesi lazım. Yani bir tarafın ileriye gitmesi lazım. Anlatabildim mi? Eğer bana gelmeyip aşağıya ilerletemiyorsa o zaman işte o zaman söylenirim ama. Mesela bugün bir maç denk geldi. Adam bana bir kere gelmedi. Gelmesin. Mesela bana adamlar full buradaydı yani. Karşıda Fanny vardı. Ondan sonra karşıda Laylia vardı. Hep benim üstüme oynadılar. Hiç aşağıya gitmediler. Ben burada oynuyordum. Şu kuleyi verdim sadece. Şuraya kadar dayandım yani. Ama yeter dedim. Yani aşağıdaki adam da oynayamadı. Oyunu kaybettik. Neden? Çünkü şey olmadı yani. Hani bana geldiler ama adam aşağıya da gitmedi. Aşağıya da gitti yani. Adamın da sinirleri bozuyor o şekilde olduğu zaman. Yani bana gelmiyorsa bu adam diğerin aşağıya ilerletmesi lazım. Bak ben yukarıya gidemedim mesela bu el ama aşağıya ilerlettim bak bu kadar. Sadece bir turda oraya gittim. Yani bir yere gelmiyorsan diğer tarafı ilerletmen lazım yani. Bir yerden aldığını bir yere vermen lazım ki bir yerden kazanman lazım. Şimdi bir yerden veriyoruz mesela bak Layla ölüyor. Bu buradan kazanmasaydık sıkıntıydı. Kere oyun sonu yargılar uzatmamamız lazım. Bakın gençler şimdi bu ilişe söyleyeyim ilk kemer kasıyorsunuz tamam mı? Arkasına ayaz kasıyorsunuz ama karşıda iki tane AD olması lazım. Yani bu el full büyü olduğu için ben yanlış kasıyorum hala şu an bu ilde. Ben size oyun sonu göstereyim mi bu ilde? Oyun sonu söyleyeyim size anlatayım her şeyin olur mu? Çünkü karşının full büyücü var şu an karşıda. Tamam mı? Onun için bakın tek attım gördünüz mü? İki kere vurdum öldü adam. Neden? Çünkü build işliyor abi. Şakır şakır çalışıyor. Öndeyim biraz ama önemsiz yani. Şey bile olsaydım hani AD bile kassaydım aynısını vururdu herhalde bilmiyorum. Belki de tek atardı yani ikinciyi vurmazdım. Bilemiyorum yani. O kadar da emin konuşmayayım. Tam test etmedim. İki maçtır test ediyorum. Ama build gerçekten etkili gençler bak deneyin. Ölmüyor da yani öldürüyor ama ölmüyor abi. Ama en son bir zırh delmeye ihtiyaç duyuyor sanki çare. Onun için en sonda bir zırh delme kasarsınız olur mu? Öyle yapın yani. Size bak şu an en iyi build'i vereceğim oyunda oyun sonunda. Göstereceğim size. Çok bence güzel yani bence mantıklı geldi bilmiyorum. Yani Aldous her şey oluyor abi ya. Bilmiyorum Aldous'a ne çıkarsan çık oluyor yani. Ama çok dayanıklı oluyor bu sefer. Bu 12 olsaydı keşke de neyse. Ukraynalı kankam o kadar emek vermiş. Şuna çarpı atayım mı? Yani şu an tamam bunun arkasında bir zırh delmeye ihtiyaç duyuyor sanki en son. Bir de fırtına bilmiyorum yani kasılır mı? Yani şeyi kasıyoruz ama güzel oluyor ama şimdi ne bileyim o zaman da kırılgan oluyor sanki biraz boş gibi geliyor fırtına bana artık. Yani nasıl diyeyim dolu mesela bug'ları falan kaldırıyor güzel oluyor. Hani hızlandırıyor seri yapıyor şey yapıyor ama bilmiyorum yani. Bu tank build de çok etkili oluyor bak gerçekten. Tank build diye. Yani fırtınayla mesela biraz kırılgan oluyorduk ya oyun bitti zaten gideyim kuleye vurayım da. Fırtınayla mesela kolay oluyordu ama yani güzel seri oluyordu Aldous. Bug'ları kaldırıyordu ama şu verdiğim build'de de güzel slow var yani. Hem de çok tank oluyor. Yani aşırı tankımsı oluyor, güzel oluyor yani. Ben göstereyim size şimdi.
build'i vereyim. Build'i olan arkadaşlar bir daha sormasın lütfen ya. Her videoda build çekiyoruz. Ukraynalı kankam biraz bekleyeceksin benim. Arkadaşlar tekrardan selam. Şimdi build'i göstereceğim söz verdiğim gibi. Şimdi bu büyü direnci botunu kasıyorsunuz gençler. Sonra kemer kasıyorsunuz. Çünkü kemerin pasif aşırı fazla vuruyor. Yani bugün birkaç maçta denedim. Gerçekten güzel oluyor. Şimdi ben fırtınaya aslında bu build'e koymamıştım. O videoyu çekerken falan da kasmadım zaten. Ama şimdi bu fırtınaya kasmadığımız zaman da şey oluyor ya. Bu bug'lar falan kaldırıyor ya bu. Ondan sonra ne bileyim işte bayağı etkili oluyor. Çarı hızlandırıyor. Şimdi fırtınayı da bu build'den atmak istemedim ya. Aslında kaldırmıştım ama yani ihtiyacı var yani. İhtiyacı var yani bu çarın bu fırtınaya. Fırtına ikinci item kasarsınız. Sonra arkasına 3 tane defansif item kasarsınız. Aslında full tank kasıyordum. En son zırh koyuyordum işte oyun uzarsa. Ama o şekilde de şimdi zaten zırh ne bileyim tank harici pek ihtiyacı duymuyor yani. Oyun sonu belki satıp zırh çevirirsiniz karşı tank taşırsa. Şuradan bir tane şey tank iteminde satıp zırh delmeyi çevirebilirsin ama bu şekilde kasacağım ben artık. Çünkü gerçekten bugün etkisini gördüm bu build'in. Kasmıyordum fırtınaya ama gene onu da koydum yani. Bence daha etkili olur diye düşünüyorum. Bu ilk soran arkadaşlar için bu şekilde yani. Ablem seti zaten göstermeye gerek yok da burada hareket hızına verdim gençler. Burada şeye zırh delmeye. Burada da öldürme çılgınlığına verdim. Zaten burada zırh delme var ya. Eğer bu şekilde bu ablemle girerseniz zaten artı 20 zırh delmeniz oluyor ki bak 6 burada var. 13.5 da burada var. 19.5. Artı 19.5 zaten zırh delmeniz oluyor. Bence o bültten biz kaldıralım o şeyi ya. Zırh delmeyi en son belki çıkarsanız çıkın yani. Oyun uzarsa, karşı tanklaşırsa o zaman çıkarsınız. Bu şekilde gençler. İzlediğiniz için, beni desteklediğiniz için, yorum yaptığınız için, abone olduğunuz için, her şey için teşekkür ediyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.